Benim bu iş hayatımı değiştiren en önemli şey 6 yaşındayken şirket diye TRT'de Petrocelli vardı, Evet. hatırlarsınız. Ondan sonra bir de Şirket diye bir dizi vardı ve orada Davinia diye bir kadın vardı. Davinia'ya aile şirketi kalıyor ve tek varisi olduğu için yönetim kurulu başkanı olarak geliyor ve dizide bütün o yönetim kurulunu yönetme şekli ve erkek gibi takım elbise giyinir, önlü ilikler, erkeklerle mücadele eder falan. 6 yaşındayım ya, 6 yaşında. Bana uzun süre sordular, ne olmak istiyorsun? Davinia olmak istiyorum demiştim. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi sonra televizyon yönetme işine girdim. Televizyonda ülkenizi çok iyi tanıyorsunuz. Size söylememe hiç gerek yok. Yani bence medyadan, yolu medyadan geçen insanlardan daha iyi, gazetecilerden daha iyi, hiç kimse toplumu daha doğru kodlayamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün bir rol modeli örnek gösteren bir dizi yaptığınızda ne yazık ki hiçbir mecrada karşılık bulmuyor. Şu reyting dediğimiz şey var ya ve biz o reytinge muhtacız yani. Reklam alabilmeniz için bu reytinge ihtiyacınız var. Karşılık bulamıyor. Evrensel değerleri konuştuğunuz hiçbir program karşılık bulamıyor. Ama nerede çatışma, nerede ses yüksekliği var, nerede entrika var? Bir reyting anlatılır gibi değil. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Herkes çocuk yetiştiriyor. Herkes kendi hayatına da bir baksın. Ve rol modellerin olduğu dizileri, filmleri, hakikaten haber programlarını destekleyelim. Ve bunlara önem verelim. Bilgiye önem verelim. Bilginin olmadığı yerde hiçbir şey yeşermiyor. Benim diyeceğim bu Hanım. Umarım gelecekte çok daha gelişmiş bir dünya içerisinde oluruz. Hiç kimseyi lokalleşme gündeme geliyor ama ben artık dünyanın bu dijital dünyada birbirinden koparılamaz insanlar yarattığına inanıyorum. Dolayısıyla umarım dünyanın iyi konuşur hale gelir. Söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Televizyonlara baktığımızda sabahtan akşama kadar kadın programı dediğimizde işte yemek programları ya da gelinim gibi programlarda sürekli bir çatışma hali var. Yani biz bu değiliz ki. Evet. Bir yemeğe gittiğimiz zaman bir misafirliğe sofrada oturduğumuzda yemek yediğimizde o yemeği beğenmesek bile şahane olmuş eline sağlık deriz. Yani kimse kimseyi Tabii. sorunu yüzüne vurmaz. Ya da dizilerdeki kadınların figürlerine bakıyoruz. Bir güçlü erkek figürü var. Kadın zayıf, korunmaya muhtaç ve bir şiddet ve çatışma ortamı. Aynen. Oysa dil değiştirilebilir. Bu konuda biliyorum TÜSİAD'ın bir çalışması olmuştu Senaryo Yazarları Derneği ile birlikte. Evet. Sevinmiştik hepimiz. Aa ne güzel. Bundan sonra dikkat edilecek herhalde eşitlikçi diziler olacak diye düşünürken hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani oysa Olmadığını kadın görüyoruz. dizisi vardı, oysa orada güçlü bir kadın figürü vardı, rol model vardı. Hatırlar mısınız? Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Hatırlamaz olur muyum? Ama dediğim gibi toplum maalesef tercihlerini bundan yana kullanmıyor. Çok üzücü bir şey. Yani üzücü bir şey ve doğal olarak televizyonların da yaşayabilmesi ve çalışanlarına maaşlarını ödeyebilmeleri için toplumun ilgi gösterdiği şeylere daha çok eğilimde bulunuyor. Ben TRT zamanında büyümüş bir çocuk olarak hakikaten o zamanki nezih ekran görüntüsünü özlemle anıyorum. Yani biz öyle büyümedik en azından. Öyle büyümedik ve bence toplum bunu istiyor demek de Evet. televizyonların bir kaçış yolu. Eğer Evet. biz toplum C ve D diyorsak, çünkü şiddet var yani, şiddet var, Evet. bayağılık var içeriklere baktığınızda. Maalesef. Yani şimdi bunu mu layık görüyorsunuz bu topluma? Yani bu toplum o zaman bu mu ki bunu istiyor? Hayır efendim, yani TRT gibi Değil.
çocukluğumuzun TRT'sinden bahsediyorum. Bir kültürü aşılamanız gerekiyor sizin içeriklerinizle. Yani Aynen. biraz kolaycılığa kaçılıyor bence. Ya İstediğiniz çok orada çok her şey. haklısınız, çok haklısınız. Her şey mümkün ama kolay mümkün olmuyor. Yani zorluğu var. Baya bir şey cengaver olaya girmeniz lazım ve bütüncül girmeniz lazım. Bütün kanallar bir arada hareket etmesi lazım. Bana soruyorsanız, bütün kanallar karar verecek kardeşim. Bu tarihte rol model olabilecek kadın örneklerinden birinin dizisini hep birlikte yayınlıyoruz. Hepimiz o akşam yayınlıyoruz. Yani versinler bu kararı. Bu verilmeyecek bir karar değil. Veya bir sinema filmi yapalım. O sinema filmine gidilsin. O sinema filmi platformlarda gösterilsin. Bunların hepsi yapılabilir. Tülay Hanım, bunların hepsi yapılabilir. Bu fikirleri de hiç gündeme getirmediğimizi düşünmeyin. Ben bulunduğum ortamlarda haliyle getirdim. Ama kabul görmesi zaman alıyor. Çünkü o zihniyet değişmiş değil ki Evet. bu mecraların yönetim kademelerindeki. Kaç kişi acaba toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı? Aldı. Hiç Evet. zannetmiyorum. Hiçbirine Ama bunların da yine o zaman ben de şunu söylüyorum. Mesela medyada kadın çalışan oranı çoktur biliyorsunuz. Yani kameramanları çıkarttığınız zaman yönetiminde de çoktur. İçeride de içerik hazırlayanlar da çoktur. O zaman kadın çalışanların hep bir arada buna karşı bir duruşun olması lazım. yok yok, yönetimde kadın çalışan sayısı yok denecek kadar az. Azaldı artık. Evet, bugün için Olmadı. azaldı. Hiç olmadı. Ben çok uzun yıllar çalıştım. Yani şeyleri kastetmiyorum. Patronluğu kastetmiyorum. Anladım. Hiçbir şekilde ne müdür seviyesinde ne yazı işleri seviyesinde kadın göremezsiniz medyada yani. Ekran yüzü olarak görülür. Sadece o var. Onun dışında yok. Evet. Tartışma programlarına baktığımızda da yok. Yok, medyada kadın yok maalesef. Bunun için de hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor. Size bizim çalıştığımız dönemde Doğan Televizyon'da şunu söyleyebilirim. %47 kadın çalışan sayısıydı. Yani Doğan Televizyon dediğimiz şirket 1500 kişiden oluşuyordu. Desimart da dahil olmak üzere. Kadın yönetici oranında %35'ti. Yani çok önemli bir sayıydı. O dönemde. Hani onun için söyledim. Yani ama bizim hakikaten önem verdiğimiz bir konuydu. Belki de patronların kadın olmasından kaynaklanıyordu. Yani onların bir duyarlılığı vardı. Bunlar değiştirilemeyecek şeyler değil Tülay Hanım. Yeter ki hep birlikte inanalım, hep birlikte isteyelim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirelim. Ben buna inanıyorum. Pozitifliği bozduğumuz anda, yani realistlikten kaçalım istemiyorum ama önümüze baktığımızda hep pozitif bakma ihtiyacı duyuyorum ve diyorum ki bunlar değişebilir. Şuralarda değiştirebiliriz. Her bulunduğum ortamda da bu cümleleri kullanıyorum. Söylemekten de asla vazgeçmemek gerekiyor. Vazgeçmiyorum. Evet. Vazgeçmiyorum. İnanıyorum ki faydası da olacaktır. Bugün olmasa yarın olur. Yarın olacaktır. Evet, Evet. soru işaretleri oluştuğu sürece bu değişiklik Evet. olmaz mutlaka. Evet, böyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Her zaman da yapalım bu sohbetleri. Dediğim gibi iyi şeyler konuştuğumuz, müjdeli şeyleri konuştuğumuz bir ortam olsun. Umarız. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun.